Peygamber aleyhissalatu vesselamın acayip vatları bu. Ka'b ibn Ashraf hadisesini avvalam köp ayeti bergen ben. İptalike kança var? Ka'b ibn Ashraf Medine'nin reislerden bugün. Saylov Arapası da saylov. Upayette saylov bulup Medine'ye amir, padişah, reis saylayımız deyip dururken de Abdullah ibn Ubey ibn Salul, Ka'b ibn Ashraf, Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Muaz kabi katta katta adamlar namzat idi reislikke. Bu namzatlarının içi de en yorkını Ka'b ibn Ashraf bugün. Çünkü çavandaz idi. Cüssesi cüdeyem kirişken idi. Uzunu kurduğunuşuyem cüdeyem öktem idi. Şiir sanatıdan haberdar idi. Şiir. Araplarda şiirini biliş ziyalilik hesaplanardı. Bir pagani insanını yukarıya çıkarıp koyardı. Adamlar şairlerine müracaat kılardı. Uzunu işi yürüşmeye kalsa. Kızıge savcı kemeye kalsa, kızını tarifleş için şairlerine iltimas kılışardı. Kızım hakkında şiir yazmayın diye. Şuraki ziyali adamlar itibarlı bugün. Ka'b ibn Ashraf, üstüge üstek şairidir. Hamma kabiliyet var, hamma narsa var. Nima bo'ldi? Resulullah keldiler, reis saylovi tugadi. Saylovga o'rin qolmadi. İçide alam qolib ketgan edi. Nima bo'lsa ham Resulullah'a karşı, shuning uchun intrigaga kirib ketdi bu odam. Riyosat uchun, kibir bilan. Aleyhissalatu vesselam qayerda ko'rsalar oldilarga chaqirardilar Ka'b ibn Ashrafni. Hurmatini joyiga qo'yardilar. Hali musulmon emas. Hurmatini joyiga qo'yardilar. To'rga o'tkizardilar. Ya'ni haqqini poymol qilmasdilar. Qavmning hatto o'zlari aytardilar. Qavmning oqsoqollarini, mahallani katta obro'li odamlarini hurmatini joyiga qo'yinglar derdilar. Keling amaka, bu yerga. Keling. O'zlari shunaqa hurmat qilardilar va boshqalarga ham aytardilar. Qavmning yoshi ulug'larini, oqsoqollarini, e'tiborli raislarini, e'tiborini hurmatini joyiga qo'yish kerak. Hokim kelsa, hokimga shartta gapirib tashlayverish ham beodoblik. Uni o'zini protokoli bor, o'zini qonun qoidasi bilan muomala qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom Ka'b ibn Ashrofga shunaqa muomala qilyapti. Go'zal muomala qilganlar. Rasulullohni oldilarida odamlarga maqtanib yurardi. Mana payg'ambarliklar meni hurmat qiladi deb. Lekin ichidagi adovat buni islomga qarshi dushman bo'lishligiga sabab bo'ldi. Juda qattiq dushmanlik qilgan. Kirmagan. Kirmagan payg'ambar alayhissalotu vasallamni hajv qilib she'rlar yozardi, she'rlar. U hajv qilganda oddiy mayli oddiy gapirsa Rasulullohning ayollarini hozir shunaqa qilyapti mana 3-4 ta odam chiqib olib biz haqimizda shunaqa qilyapti. Meni onamni na'udhu billah zinoda ayblayapti. Meni qizimga til uzatyapti. Siz tasavvur qila olmaysiz buni. Buni tasavvur qiladigan odamlar bo'ladi. Qanaqasiga bir pokiza ayolni zinoda ayblash mumkin bemalol. Oxiratga iymoni bo'lmasa. U odam shunaqa ayblardi. Rasulullohning oilalarini yani tariflab şiir yazardı. Tilim kemeydi beni. Onu ayti bir ilişkiye. Figuralarını, şekillerini yapırardı. Bay 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 undakaken, bay 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 undakaken dedi. Tasavvur kurayım, Resulullah'ın aileleri hakkında şu yap yapır yaptı. Resulullah çişlerini çişlerine basıp durardılar. Çişlerini çişlerine basıp sabır kılardılar. Ahir bunu kılışı başladı. Müslüme kızlarını uğurlap geçişini başladı. Kızlarını uğurlar, bazı adamlarını zorlar ayollarını, maşlakayınca cinayetlerini başladı. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün ettiler ki, kim var içilerde, bana şu Allah'ın düşmanı, Resul'ün düşmanını tiyip koyadigen dediler. Şunda Muhammed ibn Mesleme degen sahaba bu gel. Orada da hatırlıyorum, ben baraman ya Allah'ın Resulü, ruhsat verin dedi. Ruhsat sanki. Yanına bitti, sahabını aldı. Nafi ibn kim? Namları isim de yok. Yani bitti şehirdekiler. Fakat bitti. Ayolları bırak, bir yak otursun mu? Joy yok hem. Mail. Fakat bitti sizden iltimas var.
Nima deganda sizni yomonlaymiz deyishgan. Muhammad ibn Maslama o'zi ham Ka'b ibn Ashrafning emizikli ukasi, aka-uka. Emikdosh faqat. Bitta onadan tug'ilmagan, bitta onani emgan. Sizni yomonlayman, ruxsatmi deganda ruxsat deganda. Kim borgan? Borib ko'rishgan. Ey amakimmi o'g'li, yoki hey aka, u emikdosh aka, qarindosh. Rosa yaqin qarindosh. Seni gapingga e'tibor bermadik bu Muhammad haqida. To'g'ri aytgan ekansan. Hozir bunga erishganimizda ozgina pul so'rovdi. Endi tuya so'rayapti, uni so'rayapti, buni so'rayapti. To'xtamay pulimizni olib yotibdi bu degan. Desa ani semirgan u. Chunki uni ichidagi gapiga gapiryapti-da. Men sizlarga nima deganim dedi. Seni shu fikrda, fikrdaligingni, shu fikringni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bormisa, yana bor degan. Ularni ham olib kel degan. Sen bilan shartnoma qilamiz, Muhammadni qatl qilamiz. Qalaq shartnoma qilamiz desa, Ka'b ibn Ashrafni qarang, zaki, zakovatni qarang, i paskashlikni qarang. Sizlarga qana ishonaman deyapti. Muhammad ibn Maslamaga. Ya ishonib qana ishonmaysan? Yo, sizlarga ishonishim uchun ayollaringni menga garovga ber degan. So'rayotgan asosini qarang. Garovga ayollaring meni qalamda turib turadi. Kim bu ish bitirgandan keyin sizlarga qarz beraman. Qarz so'ragan Muhammad ibn Maslama menga katta miqdorda qarz berib tur. Muhammad bizga bo'lmadi, undan bundoq deganda o'sha qarzni evaziga ayollaringni garovga qo'y degan. Yo'q, ey degan, sen degan chiroyli odamsan. Ayollar senin fitnaga tushib turib, keyin sen ularni yo'ldan ozdirishing mumkin. Ayollar bo'lmaydi. Keyin kelajakda farzandlarimiz otamiz ozgina pulga onamizni garovga qo'ygan degan ta'na bo'ladi menga. Bu bo'lmaydi degan. Unda nima qo'yasizlar deganda qurol yarog'imiz bor degan. Qurol. Qurol u paytda har bir odamning eng zaruriy narsasi bo'lgan. Hamma odamda qurol bo'lishi shart bo'lgan. Qurol qimmatbaho narsa, qurolingiz yo'q degani tamom bo'ldingiz degani. 90-91 yillarda Jiguli oppoq 06 mashinangizni qo'yib turib, do'konga kirib qaytibsiz, mashina yo'q. Qanaqa tasavvurga bo'lasiz? O'shunaqa tasavvurdan ham chandon bo'lgan bularda. Qurol shunaqa bo'lgan. Bo'lmasa qurollaringni olib kel degan. Bu yerda Muhammad ibn Maslama undan ham ustunlik qilganda, u shohida yuribdi, bu bargida yuribdi bu. Qur'onni garov beraman deb aslida Qur'onni olib kirib yormoqchi ichkariga. O'zi bilan birga olib kiradi-da. Bo'pti, roziman dedi. Olib kellaring Qur'onlaringni, hurmat beraman. Qur'onlarni olib kelishgan kechqurun. Kechqurun kelib chaqirishgan pastdan turib. Uni o'sha qal'ani oldiga borish kerak. Agar imkon bo'lsa bir boramiz. Bo'lmasa nasib bo'lsa bir ko'rarmiz. Hozir ham turibdi shuni qalasi. Past tomondan mana Mashhad qal'a bo'lsa, o'sh narigi tomondan kelib, mana devorni tagiga kelib, Muhammad ibn Maslama chaqirganlar. O, kap, tush keldik degan. Deganda bu yangi uylangan ekan. Yangi uylangan degani xotinvoz bo'lganda bu. Har kuni xotin almashtirgan bu. Yangi bir qizni bilan birga yotib, o'rnidan turib, endi kiyimlarini kiyib, narsalarini bog'lab, atirini sepib tushaman deganda xotin aytgan. Kab degan. Qonni hidini sezyapman, tushmasam degan. Ya men degan chaqirsa javob beradigan yigitman. Eshigim taqillab kelsa, eshikka chiqib turib, peshvoz chiqadigan erkakman men. Hozir chiqmasam uyat bo'ladi degan. Lekin seni ham sazang o'lmasin deb ichidan sovut kiyib oladi ichidan. Sovut kiyib, sallalarini o'rab, qilichlarini olib chiqadi ko'chaga. Ki Muhammad ibn Maslama uni yonidagi sheyigi bilan mana qurollarni olib keldik, sekin sudrab mana yoqqa olib borib, ajoyib hit kelyapti bu sandan. Go'zal hit kelyapti ya sandan deydi. Deganda bugun uylandim deydi. Uylanganim uchun deydi. Madinada deydi va shu eng qimmatbaho atirni ishlatdim bugun. Bu atir deydi mendan boshqa hech kimda yo'q. Bay bay bay, ajoyib ekan atirin, kel bitta hiday deb boshini ushlab hidaydi. Yana ozgina narroqqa boradida, narroqqa borganda kap ana atirni hidi ajoyib ekan, yana bitta hidasan maylimi deydi. Yana hop deb egadida yana hidlaydi. Uchinchi marta borganda
kap atırdı hidi menge yomon yok dedi. Bitti hidi yana dedi. Senge acayip atırdı hidi yoktu mu? Bana hidi dedi başım tutkendi. Başından üçlap durup paske basadı. Urlarin dedi ondaki adam dedi. Ula kılıç bilen kurtarıp urgende hemisi birden dedi urgenine kılıç üstüge kılıç çüpü aladı. Bunu getirmeyin. Muhammed bin Maslama kuliyem kesildi dedi. Kiyin hayalim dedi, yolumdaki hancar hayalim kip kaldı dedi. Hancarı aldım dedi, tıkıp dedi, tortu taşadım dedi. Şunaka bakırdı dedi. Halbuki tonguzu avula gendik organ mısın? Şunaka kışkırardı. Şunaka bakırdı dedi. Bakırken de pasta tuttu da bunlar. Kal'anı tepesinden çıraklar yanışı başladı. Hamba çırağını yakıp, ne mi oldu, ne mi oldu diye. Hiç nasıl bakanı yok dedik dedi. Kabını öldürdük. Öldürüp inkettik. Bardık deydiler. Mesela Maştaman'dan çüp ya tahminen bir 7-8 kilometrede hani Peygamber aleyhisselatü vesselam masjidleri tırp diyor. Masjidini kıble tamamı. Kıblemez. Kıblege karşı tamamı. Uşa tamamında dönlük var. Dönlükü çıkıp Peygamber aleyhisselam karayıp durgen ekerler. Keliyetken adamlar. Ular Karas kuringende elhamdülillah, hoş haber mi? Elhamdülillah, hoş haber mi diyenlere de ya Allah'ın Resulü, hoş haber deyişke. Hoş haber. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyenlere. Bu hadise, Kâb ibn-i Eşraf'ını öldürüş hadisesi, İslam düşmanları tamamından her daim suistimal kılınadı. Siz vakiyenin mahiyetini bilip koyun. Mabada şu gibi bir cahide kurtarılıp kalsa, onlar gayeti verişiniz için. Kâb ibn-i Eşraf, qilgan jinoyati uchun jazoga loyiq topilgan. Tinch odamni o'ldirmagan payg'ambar alayhissalom. Rasulullohni karikatura qilgan, Rasulullohni hajub qilgan odamlarni o'ldirmaganlar. Balki islomga zarari tegib, musulmonlarga zarari ko'payib ketgandan keyin buni to'xtatinglar endi. Oy, kim bor deb to'xtattirganlar. Kab ibn Ashrafning qisqacha hodisasi shu. Hisobulinglar. Barchamizga muborak bo'lsin. Ramazon-i Sharif mana tugadi. Inshaalloh robbil alamin. Menimcha oxirgi iftorlik-a bugun. Haqqimizda duo qilinglar, yurtimiz haqida duo qilinglar, xalqimiz haqida duo qilinglar. Befarzandlarga Alloh farzand bersin. Duo qilamiz biz ham. Ilm talabadagilarga Alloh taolo ilm bersin. Bo'ydoqlarga juft, go'zal to'y-to'yonalar ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo yoshi ulug'larimizning duolarini ijobat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Yurtimizni barcha sohasidagi xodimlarni Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo saodatiga erishtirsin, farzand zurriyatlarini baxti saodatini ko'rish nasib qilsin. Parvardigoro bemorlarimizga o'zing shifoyi ojil bergin, qarzdorlarga o'zing najot bergin, musofirda yurganlarga Alloh taolo o'zing musofirlikchilikdan go'zal g'animatlar, barakotlar bilan uyiga qaytishlarini nasib qilgin. Ahli ayollarimizga tavfiq hidoyat, nomus iffatni o'zing bardavom qilgin. Farzand zurriyatlarimizdan ahli ilmlar, qorilar, mullolar, mutaxassislar, yetuk olimlar yetishib chiqishligini, millatga xizmat qilishlarini Alloh taolo o'zing nasib qilgin. Farzand kutayotganlarga Parvardigoro onalari salomat, farzandlarini salomat qo'lga olishlarini nasib qilgin. Parvardigoro butun yer yuzidagi musulmonlardan zulümünü uzun kötergin, mazlumlarga nacat bergin, kelimelerimizi bir kılgın, yelkelerimizi yelkedaş kılgın, kademlerimizi sabit, tillerimizin hakkı uzun cari kılgın. Dünyada sağlıklar bulan birge, dünyadan öterde sağlıklar bulan birge, kıyamette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulan birge buluşumuz nasip kılgın. Barçalarımızga Ramazan-ı Şerif'nin hayti mübarek olsun. Ve sallallahu sellem ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya Rabbi. Allah acil versin, rahmet. İptarı bir evvel al, yakışlar. Kıvaliyle bir gün indir.